Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi kalktık, kahvaltı yapacağız inşallah. Hazırlandık, yani çıkacağız şimdi. Evet, ondan sonra gün içerisinde baharız tatiller yapacağımızı. Bugün son günümüz, Cevdet diyecekti. Evet, o yüzden güzel değerlendirmek istiyoruz. Bakalım gezeceğiz inşallah bugün. Bayağı bir gezelim diyoruz. Aynen. Buradan sonra Denizli'ye. Aynen, sonra da memleketime geçeceğiz. Bu arada bu kıyafetimi şimdi gösterebilirim. Bunu giydim. Kemer aslında uymadı ama elbisenin kemeri yoktu. Ben de kendi kemerimi taktım. Ama normalde bu kemeri takmam. Bunu ben nereden aldım? Moda Nisa'dan aldım. Bir de böyle bir renk şal taktım üzerine. Aynen. O zaman çıkalım, görüşelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi Ayasofya Camisi'ne geldik. Evet. Çok şükür gelebildik, bir türlü gelemedik. Gidek dedik. En son güne bıraktık vallahi. En sona bıraktık. Olsun, en son her şey daha güzel olurmuş. Evet, şimdi Ayasofya'ya gideceğiz. Arkadaşlarımız da burada bu arada. Aynen, onlar önde. Aynen. Onlar benim Viyana'dan arkadaş. Yıllardır. Burada gene görüştük. Tesadüfen onlar da buraya gelmiş bir tatile. Evet. Aradı beni, gel buluşalım dedi, buluştuk. Şimdi birlikte önce Ayasofya'ya uğruyoruz. Ondan sonra belki bir de Sultanahmet'e gideriz. Dur, düzeltmek istiyorum. Ayasofya Camisi. Ayasofya Camisi, aynen öyle. Şöyle evet. Ortamı çek bakayım biraz. Evet. Fazla neyi, bunu mu Alman kralı? Bunu Alman kralı yaptırmış. Ha. Evet. Bizim İstanbul rehberimiz. Kendisi. Konuşmak ister misin? Yok, çok utanıyorum. Gelin. Ayasofya'ya gidiyoruz. Evet, buralar böyle. Bugün Allah'tan fazla kalabalık değil. Normalde buralar çok yoğun oluyor. Ama bakalım. Tamam. Bir gün ohbel derendim. İkisine de girebiliriz diyorum. Biraz Almanca konuştum. Evet. Otomatikmen oluyor. Evet. Öyle buralar çok, hava yalnız bugün arkadaşlar inanılmaz sıcak yalnız gerçekten. Yani Denizli'ye gidiyor, orada 41-42 derece. Ya ama Denizli'de nem yok. O yüzden o kadar seni şey yapmıyor. Aynen. Evet, neyse. O zaman içeride görüşürüz. İçeride çekim yapılıyorsa tabii ki. Çekim yapılıyor. Evet arkadaşlar, bayağı kalabalık var burada. Aynen. Evet arkadaşlar, bir de kapalı çarşıya girelim dedik. Bir de burada gezelim. Hakkımızda evet. Kalın. Giriyoruz. Evet arkadaşlar, nasıl gidiyoruz? Böyle burada gidiyoruz. Beyefendi kapalı çarşıyı biliyor. Arkadaşlar, buradan hiçbir şey anlayacaksın. Çünkü her şey 700-800 lirada başlıyor. Gülsüm gene bir şeyler bakıyor.
Naber? Çok pahalı. Arkadaşlar şuna bak nasıl keyif yapıyor. Yemeğimizden çıkmamız bir oldu çünkü. Çünkü aşırı pahalı. Zaten biliyorduk da pahalı oldu ama biz sizi bir gezmek dedik. İstedik aynen. Ümraniye'ye gidiyoruz şimdi, Çengelköy'e. Ümraniye'ye değil, Çengelköy'e gidiyoruz. Ha, pardon, Üsküdar'a. Üsküdar'a gidiyoruz, bakalım Ümraniye'ye gidiyoruz. Karıştırıyorum hep. Hep karıştırıyorum. Ondan sonra... Yani o şey, Asya tarafına geldik. Evet, geleceğiz. Oralarda geleceğiz. Biz sadece buraya böyle maksat biraz dolaşmak istedik. Çünkü buradan alışveriş yapılmaz, bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü çok pahalı. Gerçekten. 150 liraya aldığımız çantayı burada 350 liraya satıyoruz. Aynen, aynen, aynen. Evet, dolaşıyoruz şimdi buralarda birazdan. Evet arkadaşlar, biz şimdi vapura bindik. Karşıya geçeceğiz. Orada birazcık Çengelköy'ü gezmek istiyoruz. Evet, birkaç yorum geldi. Çengelköy çok güzel diyorlar. Evet. Oraları gezin diyorlar, oraları gezeceğiz. Demin yalnız çarşıdan geldik, arkadaşlarımız da burada. Lan çarşıda, şurada bir yerde çarşı var. Oraya gittik. Yalnız bugün inanılmaz sıcak, galiba başıma güneş geçti. Çok çok kötü şu an. Aynen, hava çok sıcak. Bir de yarın Denizli'ye gidiyoruz arkadaşlar, 41 derece gösteriyor. Denizli 41 dereceymiş. Yandık. Bakın arkadaşlar. Görüntü harika. Bak şurada, bunların ismi ne ki Türkçe'yiz? Deniz anası. Ha, deniz ne oluyor bunlar? Deniz anası mı? Deniz anası değil de. Ay, sunuha da büyük kirli ya. Deniz anası var. Suları mahvediyorlar ya. Denizi mahvediyorlar. Denizimizi koruyalım arkadaşlar. Çengelköy'e geldik. Biraz da buraları gezelim. Çok güzel duruyor şehirler ya. Ceylet şu evler ne güzel duruyor değil mi? Aynen, çok güzel. Tahta da. Evet. Bakın arkadaşlar. 1200'lü yıllara dayanıyor. Tahmini yaşı 780'miş bu ağaç. Şöyle göstersene. Şu tanesi diyor bakın ağaç. Vay be. Subhanallah. Oy, burada da kedi yatıyor. Oy, seni yerim. Evet, şimdi bir takipçimizin tavsiyesi üzerine buraya geldik. Buraya böyle biraz oturacağız. Bir şeyler içeceğiz. Çengelköy de çok güzelmiş bu arada. Çok beğendim şimdiden. Halbuki daha fazla gezmedik ama giriş falan çok harikaydı. Şimdi burada bir kafede oturacağız. Ne yapıyorsunuz? Abi burada niye sigara içiyorsunuz? Sütlaç ayran içiyorum. Sütlaç ayranla içini yaptım. Efendim? Bunu içini yaptım. Nasıl? Tamam tamam. Gazis. Aynen gazis. Hararetini alıyor. Sütlaç ayran. Evet. Dur, evet, şimdi Çengelköy'ündeyiz. Gülsüm'le. Yemek yemeye oturduk. Paşalı kebap pide. Bakın böyle görünüyor. Güzel. Herkes bir yere benziyor. Bir de buraya böyle notlar bırakmış bakın. Aynen. Bizim mesela, gibi mutlu çiftler kebap pide bir şey yazmış. Mesela beyran için yazan olmuş. Gelin gelin beyler. Aynen. Bakalım, deneyeceğiz. Eğer ki beğenirsek söyleriz. Burası bayağı küçükmüş ya. Ben burayı daha büyük sanıyordum Çengelköy'ün. Ya devam var muhakkak da. Biz buralarda takıldık. Arkadaşlar, öyle bir pastaneciye geldik ki. Şimdi bakın, şu manzaraya bir bakın. İnanamıyorum. Çok güzel. Evet, Erbap ismi. Neyim? Erbap. Erbap. Çok beğendik. Tatlı yiyoruz böyle arkadaşlarımızla. Evet, çok güzel. Manzara eşliğinde harika bir kafe. Size çok tavsiye beğendim. Ediyoruz. Çok, çok beğendik. Çengelköy'de Erbap Kafe. Çok beğendik gerçekten. Çok, çok, çok.
Evet, şu an bir şey bulduk arkadaşlar. Çok enteresan bir şey deniyoruz. Ağzına... Ay cezene onu! Nasıl bir şey o? Yumurum tadı mı? Haa, güzel mi? Bir de ben yiyeyim. Ya ne yapayım şöyle? Bizi chips, bizi diyesiniz, bizi kim diyesiniz, bizi flippers. Nicht so. Naja, çok da enteresan bir şeymiş. Evet arkadaşlar, biz şimdi eski, çok eski bir tünele bineceğiz. Tarihi bir tünele. Metroya yani. 150 senelik. Evet, 150 senelik. Bir durak. Karaköy'e geçeceğiz. Aynen. En son nerede çektiğimizi bilmiyoruz ama biz şu an havaalanındayız. Maalesef İstanbul maceramız bitti. Şu anda Denizli'ye inşallah yolculuk başlayacak. Şimdi yeni maceramız başlıyor. Evet, şimdi de yeni maceramız başlıyor. Evet, şu an Sabiha Gökçen'deyiz. Direkt giriş yapıyoruz. Valizlerimiz burada. Şimdi hemen bir giriş yapalım. İnşallah orada sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz check-in yaptık. Sadece el bagajımız kaldı elimizde. Şimdi Denizli'ye gidiyoruz. İnşallah. Uçak yarım saat sonra kalkıyor, 9.30'da. Evet, 9.30'da. İnşallah 10.30 gibi de varacağız. Babam bizi almaya gelecek. Özledin mi Denizli'yi? Evet, özledim tabii ki de. Ya, memlekete gidiyorsun ha? Evet. Beni gezdireceksin mi memlekette? Evet. Hadi bakalım. Aynen. Evet, sıra burada, bekliyoruz. Bakalım, bir sıcaktan gidip diğer sıcağa gideceğiz. Denizli daha sıcakmış kızım. Ya ama Denizli'de şöyle deniz olmadığı için nem yok. O yüzden çok bunaltmıyor insanları. Uçaklarda bayağı yolcu varmış ya. Aynen. İyi o zaman, hadi bakalım uçağa. Memleketime adım atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Çok sevinçliyim. Denizli'ye geldik. Aynen. Sesimiz gelmeyebilir. Denizli sıvası vursun şimdi bana. Geldik çok şükür. Babam bizi almaya geldi şimdi. Evet, daha sonra orada artık görüşürüz. Bu arada herkes bizde toplanmış, söyledin mi Cevdet ben onu? Yok, söylemedim. Aynen, herkes bizde toplandı. Yani çok güzel olacak inşallah. Evet.